Günaydın Kemal. Günaydın Halide. Büyük kulübe bırakır mısın beni? Derneğin toplantısına yetişmem lazım. Elbette. Gülizar, temizliği bırak da bana bak. Buyurun Serap Hanım. Evvelki akşam biri yatak odasına bu geceliği bırakmış. Sen girip çıkan birini gördün mü odaya? Yok vallahi ben kimseyi görmedim. Zaten ben gece vakti pek çıkmam üst kata. Kimin geceliğiymiş ki bu? Kimin geceliği olduğu mühim değil. Sen odaya girip çıkan birini gördün mü onu söyle. Ya da eğer sen koyduysan... Benim ne gecelikten haberim var ne de başka bir şeyden. Gülizar, eğer bana yalan söylüyorsan kovarım seni bu çiftlikten. Kovarsınız öyle mi? Kovarsınız. Hizmetçi hizmetçi diye aşağıladınız yetmedi. Şimdi de yalancılıkla mı suçluyorsunuz beni? Bıktım usandım artık ben sizin kafislerinizden ya. Yazıklar olsun sizin imanıma. Muzaffer hala dönmedi. Farkındayım. Adamcağızın ağzına iki gündür bıçak açmıyor. Kavga falan mı ettiniz? Senin yediğin haltlardan olabilir mi acaba? Yine ne saçmalıyorsun sen? Evvelki gece Beyye Hanım'ın geceliğini yatağımın üzerine koymuşsun. Üzerinde de bu not. Ben de Muzaffer sürpriz yaptı zannedip giydim tabii ki. Ondan sonra neler olduğunu tahmin edersin herhalde. Sen ne yaptığını zannediyorsun? He? Muzaffer'i delirtmek mi istiyorsun? Bunların hiçbirinden haberim yok. Benimle oyun oynama Halide. Oyun falan oynadığım yok benim. Ayıp ayıp. Abine gelince kemiğini kemirtmiyorsun. Ondan sonra da Beyye'yi kullanarak üzerime kışkırtıyorsun. Sonra da karşıma geçip haberim yok diyorsun öyle mi? Sana şerefim üzerine yemin ederim. Ne bu notu ne de geceliği yatağın üzerine ben koymadım. Öyle olsun bakalım. Ama bu yaptıklarınla bana değil. Abine zarar veriyorsun, haberin olsun. Şimdi anlamışsındır herhalde Muzaffer iki gündür neden kötü. Ne o Seyyar Hanım? Sofrayı toplayıp getirmişsin. Aman, iki saattir sofra öyle duruyor. Kimsenin gelip yediği yok. Ben de gerisin geriye topladım, getirdim canım. Sonra demesinler niye sofrayı kurmadınız diye ya. Aman canım,
Değerlerse hatırım kalır. Seyyare biraz dışarı çıkar mısın? Bunları Güllü'nün yatağının üzerine sen mi bıraktın? Yok. Biri Behiye'nin eşyalarını dışarı çıkarmış. Yerini ikimizden başka bilen yoktu Gülizar. Şimdi son kez soruyorum. Bunları Güllü'nün yatak odasına sen mi bıraktın? Evet. Ne halt yediğini zannediyorsun sen? Ha? Ben Muzaffer Bey, Behiye Hanım'ı hatırlarsa Güllü'den soğur diye şey yaptım. Geri zekalı. Ya abime bir şey olsaydı? Ya kendine zarar vermeye kalksaydı? Bir daha asla. Ama asla üstüne vazife olmayan işlere karışmayacaksın. Şimdi defol gözümün önünden. Allah. Bu ne kız kolundaki? Nereden buldun bunu? Mahallenin meydanında yerdeydi. Biri düşürmüş herhal. Ulan madem bana yalan söyleyeceksin, söyleyeceğine önce kendin inan. Yoksa kefenlik diye biriktirdiğin parayı mı harcadın? Yok vallahi be. He. O zaman? Lan sakın. Çiftlikten mi çaldın yoksa? Eyvah! Kimin malı kız o? Bilmiyorum ki. Salonda duruyordu. Kimseler görmeden atıverdim koynuma. Bu Allah cezanı vermesin senin. Çıkar şunu, çıkar. Hem çalmış hem de takmış takıştırıyor. Deli karı. Çıkar şunu, çıkar. Hadi, hadi. Ne yapacaksın Zinciri Bey? Sana ne? Otur oturduğun yerde. Bugün de evden dışarı çıkmayacaksın. Anladın mı? Tövbe tövbe. Getir malı, getir, getir, getir. Lokum mübarekler, lokum, lokum. Ne tarafın? Sorması ayıp bey. Sen bu pirzolaları hangi parayla aldın? Ne demişler? Üzümü ye, bağını sorma. Götür kız, götür. O zinciri sattın değil mi? He, sattım. Ne var? Yazıklar olsun. Tık! Gel özellik etme. Git aç şu kapıyı. Koş. Reşit, çiçekler işe yaradı kurban. Yarayacak tabii. Ne dediydim ben sana? Zehra selam göndermiş. Gönderecek tabii. Bunca yıllık kocasısın. Ayran içtiğinde ayrı mı düştün, değil mi? Tabii. Vallahi bugün işte beni çiftliğe yanına bile aldırır ben karı. İnşallah. Ne yiyorsunuz? Zıkkım. Yiyeceğim mi? Hele biraz yana yanaş, ben de yiyeceğim.
Gel kız. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.